Selam. Selam. Sağ ol geldiğin için. O kadar çok aradım ki ya telefonumu parçalayacaktım ya da gelecektim. Evet aradım çünkü fazla vaktim yok. Ayşe'yi bugün istemeye geliyorlarmış. Sen nereden biliyorsun? Ya karıştırma şimdi orasını işte. Sizin mahalleden duydum. Yaptığımız şey en azından hayırlı bir şeye vesile oldu diyelim. Ne diyelim? Gonca, ben Ayşe'yi seviyorum. O adamla da evlenmesine izin vermem. Senden izin isteyen olduğunu sanmıyorum. Ya sen beni buraya niye çağırdın? Bana yardım edeceksin bu işi düzeltmem için. Biz yapmamamız gereken bir şey yaptık. Bunu düzeltmenin yolu yok. Hayır, gidip konuşacağız. Bir seferlik bir hataydı bu. Her şeyi anlatacağız. Bir işe yaramaz. Daha da rezil oluruz. Olan o olur. Her şeyi mahvedip böyle işin içinden sıyrılacağını mı sanıyorsun? Ay, hadi ya. Ben mahvettim değil mi her şeyi? Ay, yılan kadın, pislik kadın. Masum Berk. Biz ne yaptıysak beraber yaptık, tamam mı? Tamam, sakin ol. Ben de diyorum ki gel bu işi beraber düzeltelim o zaman. Bunu düzeltmenin yolu yok. O tren kalktı, bay bay. Sen sevdiğin kızı, ben de en yakın arkadaşımı kaybettim. Anla artık. Ayşe anlayışlı kızdır. Bizi affeder. Hiç anlamıyorsun değil mi? Hiç. Bak, Ayşe artık eski Ayşe değil. Değişti. Ve bunun sebebi biziz. Keşke bunların hiçbiri yaşanmamış olsaydı. Keşke zamanı geri alabilsek. Keşke her şeyi telafi edebilsek ama yapamıyoruz. Kasma artık. Bu hikayenin mutlu bir sonu yok. Unut. Hayatına devam et. Unut. Tamam, hazır gibiyiz. Herkesin eline sağlık. Evet ya, elimize sağlık. Maşallah düğün çatlatır bu ev. Çok güzel oldu. Allah nazarlardan saklasın. Amin. O gudubet Yelda'ya ne yapsak beğenmez ama biz elimizden geleni yapalım. Onunla yarışamayız ama ezdirmeyiz de kendimizi değil mi anne? Ezdirir miyiz? Ezdirmeyiz elbet. Ayşe, Erkut'un odasındaki müzik setini getir kızım. Bir de en kıvrak oyun havalarından bir kaseti vardı. Onu da bul getir. Ya anneciğim, bu devirde artık müzik seti falan kalmadı ki. Ama istediğin bir şey varsa ben sana telefondan açayım. Ya, sözde öyle yapılır ya kızım, işte bir kalkılır, oynanır, bir eğlenilir. Anne eskiden de onlar, şimdiki kızlar kına diye düğün yapıyor o işlerde. Yani bizim sözde oynamasız oluversin, oynamayı verelim anne, ne olmuş? Sevmeyiz biz Kerem'le. Oynamayı sevmeyiz ondan yani. Ha, iyi, tamam kızım, sen nasıl istiyorsan öyle. Baba. Oo. Maşallah oğlum. Çok yakışıklı olmuşsun. Sen de baba. Çok şık olmuşsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok huzurlu gördüm seni. Evet. Yavaş yavaş alışıyor insan. Alışacaksın tabii. Tabii. Ayşe ile çok mutlu olacaksınız. İnan bana. İnşallah baba. Ben anneni alayım da fazla gecikmeyelim. Aslan oğlum. Evet işte. Ya o günkü kız bu akşam. Nasıl olmuş? Çıkıyoruz hatta şimdi. Adres yok bende. Adresi sen buluver artık. Hadi kapatıyorum. Hülya kim o? Şişt. Gazeteci. Ayşe'nin evine yolladın. Ya niye yaptın böyle bir şey? Kerem'i rezil etmek için. Yelda'yı da delirtmek için. Hülya, ara adamları gitmesinler. Olmaz. Kerem'e bir şey olmaz. Ama Yelda'yı susturmak için bu şart. Hülya bak, ara adamları gitmesinler, yapmasınlar. Samet, parçalarım seni vallahi. Ben her şeyi senin için yapıyorum. Hak ettiğini alasın diye yapıyorum. Hülya bak, bunun ucu bize de dokunur. Dokunmaz. Niye dokunsun?
Tam tersine bize faydası olur. Sen en zor zamanlarında bu şirketteydin. En kötü günlerini sen gördün. Bu şirket senin hakkın. Ya çok endişeleniyorsun. Ya beni kapının önüne mi koyacaklar? Ben onu bunu bilmem Samet. İlk torunu bizim yapmamız lazım. Kerem mümkün olduğunca geç evlenmeli. İlk çocuğu biz yapacağız. Tamam, tamam. Tamam, sakin ol. Gel otur şöyle. Merak etme. Doktor ne dedi, unutma. Stres yok. Moral bozmak yok. Stres yok. Oh. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?